ufaktan ama. Evet. Selamun aleyküm. Ya razı olun. Sen de arkadaşlar. Sen de klibe, videoya selamlar, evet. Kakoziti, kakoziti. Bırak şimdi kakosun bak güzel. Kakulardan anlamıyor. Benim böyle anlarlar, anlarlar. Şey kakulardan abone yok. Geliştirsinler yani. Söylersin. Evet arkadaşlar. Yüksel arkadaşla şöyle dedik. Ha, gel, İfak, gel. İfak bir video yapalım dedik yani. Zıtko. O adam 80 yaşında. Ne oluyor adama, ne oldu bir şey? 80 yaşında Yugoslav'ı yok herhalde. Adama ne oluyor ya? Taş gibi ya. Yarın hava yağmurlu. 22 derece. Aman evet nasıl? Arkadaşlar burası Vesmanov. Burası Vesmanov. Ulan şu Yüksel'i dedik bir konuşturalım ama Yüksel durdu şu anda. Yüksel'in pek şeyi yok. Ya. Biraz ağırlık var, lazım. Şöyle tutayım da Yüksel'i tam göstereyim ya. Yani her zaman aynı şey yok yani. Bir sakinlik var bugün böyle. Olgunluk var hani. Şeyde de Hollanda'da da sistem daha değişik. Belçika'da daha değişik. Senin yani çalışmıyorsun ama sigortan yatırmıyor dedi. Yani sigortan yatırmıyor. Benim amcam onu yatırıyor. Çocuğun böyle ne bileyim 3-4 sene çalışmışlığı yok. Bir şey hastalığı varmış onda. Bu hastalıktan dolayı adamı emekli etmişler. Ben de her sene her cücrede bir izine gidiyorum. Lan dedim ben bu parayı nereden bulayım dedim ya. Sonra anama sordum, anam dedi ki emekli oldu dedi. Şöyle çekelim her tarafı İyi ya. İyi para alır mıymış? Alıyormuş. 1500, 1600 euro vermiş. Ne? Öyle. Buralarda ya, öyle. Buralarda öyle güzel arkadaş. Güzel para be. Ha. Oy ana çuğuna çatı bir. Sen diyeyim. Az çok demedi, hemen diye çek koy git memlekete diye. Hiç diye araştırma arasını diye. Anne yok, verirler. 500 olur mu ya? 500 maaş yok şu anda. Ya misal hanım ya. Adam 3-4 sene çalışan adam o parayı alıyor ya. Sen yüksek maaşa çalışmışsın. Yüksek maaşa çalışmışsın. Arbaş zamın da yüksek senin. Kalkıp daha o kadar parayı zart oraya indirmezler ki ya, öyle şey mi olur? Ya, öyle şey yapma ya. Endişe etme. Çetinin yorumları var. Ya bırak çetin ne bileyim ya. Çetinin bir şey bildiği yok. Çetin komple psikolojisini bozmuş bakalısı. O aklını şeyle bitirmiş bu. Kendini. Her zaman aynı yere gidilip durulmaz kardeşim. Kim? Tabii ya. Bir değişiklik yap ya. Bir otur bir yerde istirahat et arkadaş ya. Komple gitmiş. Bana kafa olarak gitmiş ya, beden olarak da gitmiş. Evet. Ya dünya saçmalı ya, ben de para için çalışmıyorum diye be. Ulan göt manyakmışsın. Yalan at. Ahlı başında mı? Yalan at, yalan. Ya sen para için çalışmıyorum diyen adamın bankada en azından 200-300 bin euro parası olacak ki. Ya benim ihtiyacım yok, herkes biliyor desem. Yani. Benim gibi acımdan ölüyüm. Para için çalışmıyorum. He? Evet. Fırçalayayım dişin kirini yiyeyim benim gibi. Ancak konuşuyor. Ne diyorum? Bırak ya. Böyle saçmalık muhabbetleri sevmiyorum Lazoğlu be. Ben de. Almışsın 1700 lira maaş alırım diyeyim.
17 lira o cebinde para yok. Ne için çalışayım ya? Olmaz ki. Desen ki bankada bir senedir çalışırım, 30 bin lira o para var. Para için mi çalışırım desen? Ya gıdım gıdım oraya vereyim parayı, paranın tabii anasını ya. Ağlatıyor orada. Tabii ya. Neymiş o ya? Hiç onu anlatmıyor. Oralara hiç dayanmıyor ha. Hiç oradan bahsetmiyor. Anca ben pensiyonu da anlatıyor kafasına göre. Ne yapacaksın sen benim pensiyonu çetin dedi. Ben de biliyorum ne kadara vereceklerini, ne kadara alırlar, ne kadara verirler dedim. O zaman da dedim valizimi alır giderim. Ben senden mi bilirim yolu dedim. Bana çeyrek aklına nahal vereyim. Evet. Bırak ya, bırak hemşehrim. Geç ya. Nasıl? Çok pahalılık var mı Türkiye'de? Valla lan oğlum. Türkiye pahalı ama halkta para çok. Tabi para çok Arif. Her köyde herkesin altında araba şey var. Araba var burada. Burada fakir bizik ya. Bırak git canım git. Avrupa'da fakir olduk. Arkadaş ya. Ulan Türkiye'de millet perişan diyene ben ayıp yap, ayıp ediyorum da ayıptır evet. Da ya. Yani doğru değil. Yani ülkemize yaraşmayan bir laflar. Bugün bir amelenin yövmiyesi 700 bin lira hemşerim. 10 gün gittim miydi sana al 7 bin lira para. Süper. Depe ye. Süper. Hayret bir şey bu. Lohantalarda yer bulamıyor oturmaya nasıl olur? Memlekette şeylerin maaşı, memurların maaşını da yaptı 22 bin lira. Arkadaş. En düşük maaş. Arkadaş, lahu dinliyor musun? Lohantalarda yer yok, yer. Değil milletin mi? Kuru kuru bana hikaye olduğuna bakmasın. Aynen. Oraya parayla oturuyor. Yüksel doğruyu konuşuyor şu anda. Şey gerçekçi olalım, nankör olmayalım arkadaşlar. Ha. Gerçekçi olalım yani. Ha, İbneliğin alemi yok yani. Evet, kesinlikle katılıyorum. Hayret bir şey. Ama bazı bizim insanlarımız nankör ya. Yok, hem de büyük nankör be. Bizim... Kardeşim, domates 30 lira, biber 30 lira, patlıcan 30 lira, salatalık 30 lira. Ne? Adam ne diyor biliyor musun? 5 kilo versene diye. Ne para? Parayı kimse sormuyor ki. He tabii doğru diyor. 5 kilo tart diyor. Uzatıyor 200 liraya 50 lira alıyor. Gidiyor oradan diyor ki 5 kilo salata tart diyor. Ya evet. Hayat pahalı da sen onları nasıl alayım? Yani. Ya bırak ya. Ben millete inanmayayım. Bizim bırak millet ya, üçkağıtçı ya. Yalancı arkadaş. Bırak hemşerim git be git. Evet. Pahalı evet. Ama para bol. Para bok gibi de. Ye de ye. Evet. Hı. Ye de ye. Ye ye bitmez. Ya söyleme sahip ya. Ya ben kendim mala girdim 10 bin liraya. Benim oğlum kesti, koyun kesti 6 bin liraya. Düşün. Benim etimi kim yiyecek evde? Bir avradım var hemşerim. Doğru. Çocuk ne dedi? Baba bana kurban düşüğü dedi. Düşüğü. Arabam var dedi, fiyatı bu dedi. Dükkanım var dedi. Hanımın kendi evi var dedi. Ben şimdi kurban kesmeyeceğim de ne zaman keseceğim dedi. Tamam oğlum dedi. Tamam. Allah Allah. Bırak ya bu milleti ya. Bırak hemşerim bırak. Millet de hükümeti kötülemek için elinden geleni geri koymuyor. Ya şimdi başlar ağzını bozmuyor. Ağzımızı bozmayalım. Git. Aynen. İyi, bu kadar yeter arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Tabii ya. Yüksel sen de güzel gün dile vatandaşlara. İyi günler derim ama fazla da hükümete kötü kaosta bulunma. Aynen öyle. Sonra arkadaşlar. Ben size iyi bir kaosta bulunurum. Yani. Ha. Şöyle...